Öncelikle bu serinin devamını istiyorsanız ve videoların çabucak gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10.000 like istiyorum. 1. bölüm. Bir tarafta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğer tarafta İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Bu savaş senaryosunda müttefiklerin ve NATO'nun devre dışı olduğunu varsayın ve nükleersiz bir savaş olduğunu göz önünde bulundurun. İlk olarak karşılaştırmalara bakarsak bunlar toplam popülasyonlar, askere uygun olan insan popülasyonları, toplam asker popülasyonları, tanklar, uçaklar, donanma sayıları, ekonomiler ve savunma bütçeleri. Savaşa bakarsak ilk ataklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden geldi. Şu anda iki tarafa da yoğun bombalar düşüyor. Bir süre sonra ilk toprak alımı Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden geldi. Yine Rumlar aldı, yine. Kıbrıs'taki Türk yönetimi oldukça zor durumda kaldı. Bunu gören Türkiye Kuzey Kıbrıs'a ek asker çıkarttı. Ve ayrıca bunu gören İsrail aynı şekilde Tel Aviv üzerinden savaş gemilerini kaldırıp gemileri Güney Kıbrıs'a getirdi. Ve İsrail buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizden de ayrı olarak saldırmaya başladı. Bunun üzerine Gazi Mausa'ya saldırıldı ve Gazi Mausa Rum kesime gitti. Türkiye savaş gemilerini Kıbrıs tarafına doğru getirmeye başladı. Gemiler gelirken Kuzey Kıbrıs şaşırtıcı bir şekilde bu küçük yerden yani Erenköy'den saldırıp Kato Pirgos'u aldı. Doğuda ise İsrail'in yardımıyla Rum kesimi Kuzey Kıbrıs'ın Boğaziçi kentini de aldı. Türk gemileri bölgeye geldi. Türk gemileri İsrail gemilerine füzeler attı. İsrail'in birkaç gemisi Türkiye tarafından patlatıldı. Kalan diğer İsrail gemileri Türk gemilerine füze fırlatınca bir Türk gemisi bölgede İsrail tarafından patlatıldı. İsrail bölgede 300 tane askerini kaybetti. Türkiye ise bölgede 130 tane asker kaybetti. İsrail'in kalan gemileri geri çekilmeye uğraştı da Türk gemileri kaçan gemileri füze atarak patlattı. İsrail'in asker kaybı 1000'e ulaştı. İsrail hükümeti bunu görünce deliye döndü. İsrail bunun üzerine daha fazla gemi gönderip güneye daha fazla asker bıraktı. Bundan sonra kiracı köy Rumların oldu. Batı tarafında ise Türk askerleri saldırıp Pamos'u aldı. Daha sonra Marina Türklerin eline geçti. Doğu tarafında ise Rumlar Gönyeli'yi aldılar. Türkler Lefke üzerinden saldırıp Vlasyo'yu aldı. Rum ve İsrail askerleri Boğaziçi'nden Mor Menekşe kentine saldırdı ve Mor Menekşe'yi de aldı. Türkler kıyı kesimde Argakay'a saldırıp Argakay'ı aldılar. Türkiye'ye bakarsak Türkiye güney tarafına daha fazla savaş gemisini gönderdi. Türkiye güneye bağlı Şoryo kentine de saldırdı ve Şoryo'da alındı. İsrail ve Rum kesimine bakarsak onlar biraz daha toprak aldılar. Biraz daha, biraz daha, biraz daha ve biraz daha. Gazi Mausa'nın bu kuyruğuna kadar gelen İsrail askerleri şimdi Türklerin toprak alışını izlemek zorunda kaldılar. Batı üzerinden oldukça yoğun saldıran Türk askerleri biraz toprak aldı. Bunu izledikten sonra daha fazla saldırmalara gerektiğini anladılar. Rumlar kuzeyden biraz daha toprak aldılar. Biraz daha, biraz daha ve biraz daha. Türkler güneyden yine toprak aldı. Yine, yine ve yine. Burada askerler yorgunlaştığı için savaş duraksadı. Şimdiki savaş Türkiye ve İsrail arasında olacaktı. Türkiye burada bulunan gemilerini İsrail tarafına sürmek istedi. Rum kesiminden geçerken ateş edildi ancak Türk gemileri bir füze atarak o atışları indirdi. Türk gemileri İsrail'e geçip füze atmak istese de İsrail bunu radarlarıyla fark etti ve gemileri havaya uçurdu. İsrail binlerce askerini gemilere bindirip Türk topraklarına yolladı. Gemiler gelince ilk olarak Hatay'a füze atıldı ve Hatay büyük hasar gördü ve Hatay'ın buraları artık İsrail tarafından işgal edildi. Türkiye gemilerini canlandırmak istese de İsrail savunma sistemi oldukça fazla olduğu için gemileri bölgeye yaklaştırmadı. Bundan sonra İsrail Hatay'ı tamamen aldı. Türkiye'nin bir şeyler yapması gerekiyordu. İsrail bundan sonra Adana'ya da saldırdı. Adana halkı büyük mücadele gösterse de İsrail buna rağmen Adana'nın kıyı kesimlerini almayı başardı. Türkiye hamle olarak Antalya üzerinden 100 tane F-16 savaş uçağını aynı anda kaldırdı. Türkiye Ankara'dan yayınladığı bildiride Filistin'in İsrail'e saldırması gerektiğini söyledi. Filistin bunu duyunca İsrail tarafına saldırdı. İsrail burada oyalanırken Türk uçakları bölgeye geldi. Uçaklar Tel Aviv'i bombaladı ve böylece Tel Aviv artık Türkiye'nin eline geçti. Türk uçakları İsrail füzeleri tarafından 20 tanesi bölgede düşürüldü. Kalan Türk uçakları Tel Aviv'in üstündeki Netanya kentini de bombaladı ve orayı da kendi toprağı yaptı. İsrail'i harita üzerinde anlatırsak, İsrail atak yapıp burayı ve burayı da aldı. Şimdi Türkler atak yaptı. Burayı aldı ve burayı da aldı.
Üst tarafa bakarsak burada bulunan İsrail gemileri Mersin kıyılarını da aldı. Ardından Antalya'nın bu kıyılarını da aldı. İsrail burada duraksayıp Manavgat'a saldırdı ve orayı da aldı. Bu süre içinde alt tarafta İsrail tarafında Türkler burayı da aldı. Ve Aşkelon gitti. Türkiye tarafında İsrail, Antalya Serik'e de saldırdı ve Serik'i de aldı. Kepez'e saldırdı, Kepez gitti. Türkiye Kepez'de savunma yaptı ve Kepez'i tekrar aldı. İsrail Muratpaşa üzerinden Konyaaltı ilçesine de saldırdı ve orayı da aldı. Türkiye Kepez üzerinden Topallı'ya saldırdı ve Topallı tekrar alındı. İsrail Antalya'nın ilçesi Kemer'e de saldırdı ve Kemer İsrail'e geçti. Kumluca üzerinden taarruza geçen Türkiye Kemer'e saldırıp Kemer'i tekrar aldı. Bu geri alışlar İsrail askerlerinin azalmasına neden oldu. Türkiye'de yaklaşık 300 civarı askeri kalan İsrail, bölgeleri savunmak için ilçelere geldi ancak Türkiye Kemer üzerinden Konyaaltı'na saldırdı, aldı. Muratpaşa'ya saldırdı, aldı. Türkiye Manavgat'a da saldırdı, orayı da aldı. Ardından Türkiye Mersin'in kıyılarını da aldı. Antalya'nın kıyılarını ve Adana'nın kıyılarından da İsrail'i püskürttü. Ve Hatay'da bulunan İsrail'i oralardan püskürttü. İsrail tarafına bakarsak Türk uçaklarının hepsi bölgedeki İsrail savunmaları tarafından tek tek düşürtüldü. Ve böylece İsrail'in kaybettiği topraklar tekrar İsrail'e geçti. İsrail o sırada Gazze'ye saldırıp Gazze'yi de aldı. Derken Kıbrıs tarafında savaş tekrar başladı. Türkiye Kıbrıs'a gemiler ile asker takviyesi yaptı. İsrail kendi iç meseleleri yüzünden Kıbrıs'a asker çıkartmayı durdurdu. Türkiye Kıbrıs üzerinde büyük bir güç haline geldi. Türkiye ilk olarak Kıbrıs'ın bu kesimini aldı. Burayı aldı, burayı aldı ve burayı da aldı. Rum kesimi ise buradan biraz daha toprak aldı. Ancak Türkiye bunu görünce daha fazla gemileriyle askerlerini buraya getirmeye çalıştı. Türk askerleri gelince burası geri alındı. Burası da alındı, burası da ve burası da. Rum askerleri biraz savunma gösterdi, burayı aldı. Şimdi Türkler aldı, şimdi Rumlar, şimdi Türkler, yine Türkler, yine Türkler ve bundan sonra Gazi Mausa'nın bu kıyı kesimleri tamamen Türkiye'ye geçti. İsrail bu sürede iç karışıklıkları düzeltti ve Kıbrıs'a asker çıkartmaya hazır olduklarını dile getirdi. İsrail tekrar gemilerini Kıbrıs'ın güneyine getirip askerlerini indirdi. Bundan sonra Rum kesim tekrar taarruza geçti ve bu toprakları aldı. Burayı da aldı ve burayı da aldı. Türk askerleri bölgede Gazi Mausa üzerinden saldırıp burayı aldı. Burayı aldı ve burayı da aldı. Rum kesim de İsrail sayesinde burayı da aldı. Türkiye yine gemileriyle asker getirdi. İsrail de aynı şekilde asker takviyesi yaptı. Bir büyük yumruk İsrail tarafından geldi ve bu kadar toprağı Rum kesimine kattı. Türkiye'den ise bir büyük yumruk Güney Kıbrıs'ı almasıyla sonuçlandı. Güney Rum kesimi bundan sonra yine üstten saldırıp buraları aldı. Ve burayı da alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burayla bağlantısını kesti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun üzerine burayı ve burayı da alarak Rumların güney ile bağlantısını kesti. Derken İsrail yaklaşık 120 tane uçağını kaldırdı ve Kıbrıs'a sürdü. Uçaklar yoldayken bazıları Türkiye'ye gittiler. 50 uçak alt taraftaki Türk tarafına bomba atmaya başlayınca Türk tarafının burasını aldılar. İsrail burayı da bombaladı, burayı da aldı. Kalan uçaklar Antalya tarafına gelip Kumluca'yı bombaladı ve Kumluca işgal edildi. Ardından Yeşilyurt bombalandı ve orada İsrail'e gitti. Demre gitti, Kaş gitti ve Fethiye'de İsrail'in oldu. Türkiye 100 uçağını daha kaldırdı ve İsrail'e sürdü. Ancak buradaki İsrail uçakları Türk uçaklarına engeldi. Türk uçakları daha fazla olduğu için hava savaşını Türkiye aldı. Ancak sadece 20 tane uçağı kaldığı için İsrail yerine Kıbrıs Rum kesimini bombalamaya başladılar. Bombalanan yerlerde az sayıda İsrail askerleri ve Rum askerleri bölgede öldürüldü. Türkiye tarafında İsrail Fethiye'den sonra Dalaman'ı da aldı ve Marmaris'i de aldı. Ula ve Muğla'nın merkezini de aldı. Milas ve Bodrum'da artık İsrail'in eline geçti. Kalan tüm cevaplar bu videonun ikinci bölümünde yanıt bulacaktır. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoyu her yerde paylaşmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz yeterli olacaktır. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.